Benim sorum kaderle ilgili olacak. Kadere imanımız çok şükür ki sonsuz. Ama hem son dönemde hem özel hayatımızda yaşadığımız türlü zorluklar karşısında, maddi, manevi, özellikle ruhsal sıkıntılar karşısında, bunun içerisine her şey girebilir. Kadere imanımızı nasıl güçlü tutmalıyız, nasıl canlı tutmalıyız ve ekstra neler yapmamız gerekiyor? Soralım Hayat Hanım. Teşekkür ederiz efendim. Güzel bir soru, farklı bir soru. Adana'ya çok çok selam olsun. Rabbimiz felaha kavuştursun inşallah hem sizi hem de bizi dinleyen herkesi. Bizi de inşallah. Allah'a emanet olun. Dualarda buluşmak niyazıyla hayırlı akşamlar. Evet hocam, ne dersiniz? Kader ölçü, sistem demektir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de küllü şeyin bir kader buyuruluyor. Her şey bir ölçüyle yaratılmıştır. Kaderin tabii çok boyutlu bir yapısı var. Öncelikle Allah-u Teala'nın bütün kainata yüklediği bir sistem var. O sistem işliyor. Öyle bir sistem olmasa bu kainat böyle tesadüfi bir şekilde devam etmez. Çünkü havada işte dünya kendi etrafında dönüyor, ay dönüyor, sonra dünya dönerken güneşin etrafında dönüyor. Böyle her şey bir sistem içerisinde. Yani hiçbir şey böyle tesadüfi değil. Milimetrik böyle fiziksel. Evet. Kimyasal hesaplamalarla işliyor. Bu şekilde bir sistem yüklenmiş. Buna külli kader diyoruz. Bütün kainattaki kader. Bir de insanın anne karnındayken kendisine bir şey yükleniyor. Bir sistem yükleniyor. Hı. İleriki hayatı ile ilgili. O da insanın kendi özel kaderi. Tabii bütün bunlarda Allah'ın bir külli bir iradesi var. Allah Teala her şeye hakim. Hiçbir şey kontrolsüz değil. Yani bu zaman olarak da böyle, kainat olarak da böyle. Her şey Allah'ın kontrolü altında. Bu sistemde Allah-u Teala insana da cüz'i bir irade vermiş. O iradeyle insan düşünebiliyor, konuşabiliyor, işte hareket ediyor. Bu cüz'i iradeden sorumlu insan. Yani o iradeyi nasıl kullandı, iyiye mi kullandı, kötüye mi kullandı? Bundan sorumlu. Onun dışında işte Türkiye'den doğmasından sorumlu değil ya da erkek olması, kadın olması, boyunun işte uzun olması, kısa olması vesaire bunlardan sorumlu değil. Her şey Allah'ın kontrolü altında dedik. Böyle bir sistem var. Tabii bu sistemi çok biz bilemiyoruz. Çok karmaşık bir sistem. Sadece bunun Allah tarafından dizayn edildiğini, kontrol edildiğini, çok boyutlu olduğunu anlıyoruz. Hazreti Ömer'in şu sözü bu noktada çok önemli. Veba hastalığı olan Şam'a giderken veba hastalığı olduğunu duyunca geri dönüyor. Sahabeden Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki, ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer diyor ki, yok diyor, Allah'ın kaderinden kaçmıyor. Allah'ın kaderinden yine kaderine kaçıyor. Yani veba hastalığı olan bir yere girerseniz hasta olursunuz, bir kaderdir. Allah'ın sistem içinde işleyen bir yapıdır. Oradan kaçarsanız hasta olmazsınız. Bu da bir kaderdir. Orada cüz'i irade devreye giriyor galiba. Cüz'i irade devreye giriyor. İşte orada Ebu Ubeyde gitmiyor. Onun kader inancı öyleydi. Hı hı. Ve maalesef o orada o veba hastalığından ölüyor. Allah onlardan Allah razı olsun. Amin. Kader böyle bir şey. Kaderin şu faydası var. Güzel bir söz var. Men amene bil kader fakat emine bil keder diye. Kim kadere inanırsa her türlü kederden, üzüntüden uzak olur. Yani Allah Teala böyle takdir etmiş diye boyun eğer, o takdiri sabreder. Hocam, boyun eğmeyi nasıl geliştireceğiz kendimizde? Sabreder. Tabi burada Peygamber Efendimizin verdiği ölçüler var. Kur'an-ı Kerim'in verdiği ölçüler var. Bir kişi geliyor, ya Resulullah diyor, atımı diyor işte bağlamadan geldim. Resulullah diyor ki, اِيَقِلْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Önce atını bağla sonra tevekkül et diyor. Yani önce tedbir olmalı. Bizim elimizden gelen şeyleri yapabilmeliyiz. Ondan sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz, sabretmeliyiz. Ama biz elimizden gelmeden gelen şeyleri yapmayıp tembellik yaparsak böyle olmaz. Bir keresinde Hazreti Ömer Efendimiz bir camiye giriyor, bakıyor insanlar orada oturuyor. Siz ne oturuyorsunuz burada, niye çalışmıyorsunuz diyor. Onlar da diyor ki nahnu mütevekkilun. Biz tevekkül ehliyiz diyor. Allah Teala nasılsa verecek.
diye. Hazreti Ömer bunları kovuyor. Dışarı gidin diyor. Siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Yani asalaksınız. onun için diyor gidin çalışın diyor. İşte İslam'daki kader inancı budur. Onu çok iyi anlamak gerekiyor. Kısaca şunu diyebiliriz. Biz elimizden gelen şeyleri yapmalıyız. Ondan sonraki şeyleri Allah'a bırakmalıyız. Ve bundan sonra başımıza da bir şey gelirse, elimizden gelen şeyleri yaptıktan sonra başımıza bir şey gelirse bunun da bir imtihan olduğunu düşünüp sabretmeliyiz. O sabır zaten bizi ayakta tutuyor. Değil mi? Evet, sabır olmadığı zaman insan birden çöküyor. Hatta doktorlarımız da bunu diyorlar. Belki insanlar koronadan ölmez ama panikten ölebilir, hastalıktan ölebilir. Çünkü bu bizim bağışıklık sistemimizi de zayıflatıyor. İnsanı zayıflatıyor. Ama sabır, işte İslam kader inancı insanı güçlendiriyor. Eyvallah.